Evet değerli YouTube severlerim, bugün de bir maden sahasındayız. Maden sahasının üretimi altın arkadaşlar. Altın nasıl üretiliyor onu göstereceğim size. Tabii ki yalnız burada şu andaki karşında gördüğünüz yer arazide alınan toprağın yığıldığı. Burada yığılarak burada bu tam haliyle arkadaşlar toprak araziden getiriliyor buraya, bu tesise. Buradan aynen çakıl öğütme alanında olduğu gibi, kayaların öğütülmesi gibi burada öğütülüyor. Bakın şuradaki kum hale gelen yer var. Şu kum haline geliyor. Bakın oranın arkasında, biraz kameranızı büyütürseniz, şurada bir boru sistemi var. Oraya yapılmadan önce, hatta şuradan göstereyim. Bakın. Şurada membran seriliyor arkadaşlar araziye. Bu membran serilen yerde toprakla olan teması kesiliyor. Bu membran serilmeden altına yine koruyucu madde olarak, tabaka olarak seriliyor arkadaşlar. Bu serilen membranlar özellikle kontrol ediliyor. Herhangi bir şekilde yırtık var mı? Bunlar normal bir membran değil arkadaşlar. Özel bir membran konumunda. Hiçbir şekilde yalıtımı sağlanıyor. Alttaki gerçek toprakla yalıtımı sağlanıyor. Ondan sonra arkadaşlar buraya şuradaki öğütülen topraklar seriliyor. Bu topraklar, yani cevherin çıkacağı topraklar serildiğinde arkadaşlar şurada yandan göstereceğim. Yandan hem yürüyelim. Serildikten sonra üzerine şurada gördüğünüz gibi borular geçiyor. Bakın, tabi dilimin döndüğü kadar, algıladığım kadarıyla şurada boru görüyorsunuz şu alanda. O borular geçiyor arkadaşlar. O boruların içerisinde siyanürlü sular var. Ve bu açıkta bırakılmıyor. Bunun üzeri tekrardan bir hafiften bir toprakla kapatılıyor. Ve üzeri de yine membranla kapatılıyor arkadaşlar. Yağmur almaması için. Yağmur alması da engelleniyor. Bu onun üzerine tekrardan o membranın rüzgar falan doğal olaylarla kalkar eder diye üzeri tekrardan toprakla örtülüyor arkadaşlar. Dolayısıyla teması kesiyor. Ondan sonra siyanürlü su veriliyor ve altın siyanürü gördüğü zaman bunu sıvı hale getirerek siyanürlü ve altınlı su olarak, bakın o kenarlarda kanallar var. O kenarlar boyunca, şu anda o gözükmüyor burada, aşağıda bir havuz var. Altta bir havuz var. Bütün siyanürlü altınlı su aşağıdaki havuza gidiyor arkadaşlar. O aşağıdaki havuzdan pompayla, bakın şuradaki tesise geliyor içeriye. Orada karbon yüklü elementle sudan geçirilerek bu sefer altın çökertiliyor ve onu da birazdan videodaki göstereceğim yöntem yapılıyor. Peki bu siyanür ne yapılıyor? Tekrardan ayırt ediliyor. Havuzlarda arkadaşlar, bakın şurada havuzun bir tanesi de şurada varlar. Havuzla ayrılarak tekrardan veriliyor sisteme. Asla toprakla buluşturularak doğaya, dereye veya toprağa bırakılmıyor. Ve bu yaklaşık 128 yıldan bu yana bu sistem kullanılmakta. Tabii ki bazı çevreler tarafından ve farklı amaçlar doğrultusunda farklı işler yapabiliyorlar, düşünebiliyorlar daha hassas bir şekilde. Hatta daha ilginci, bu siyanürün belli bir zaman sürecinden sonra toprağa azot vazifesi de gördüğü söyleniyor. O konusunu o kadar teferruatlı olarak bilmiyorum ama şurası bir kesin, kesinlikle yalıtımı tamamen gerçekleştirilmiş konumda. Hiçbir şekilde sızıntısı yok bu noktada. Ve şu karşı taraftaki gördüğünüz sahada arkadaşlar, terk edilmiş sağ, artık tekrardan doğaya bırakılmış. O sahada da ağaçlandırma çalışmaları yapılmış. Bizim tarafımızdan da kontrolü sağlanmış durumda. Sürekli bir şekilde bakılıyor ne konumda diye. Tekrardan daha da gördüğünüz arkadaki yeşilliğe kavuşacak. Tekrardan orman kavramı oluşmuş olacak. Tabii ki bu arada buradaki sahada bir düzgünlük, şu gördüğünüz katmanlar olarak da yapılıyor. Tabii ki bazı şeyler sonradan geliyor aklıma. Şöyle katman olarak çıkıyor arkadaşlar.
katman katman yapılarak elde ediliyor bu işlemler. Tabii ki bu biraz daha teforatı muhakkak var. Benim dilim döndüğü kadar belki hiç görmemişsinizdir böyle bir saha. Bu vesileyle de size altın nasıl çıkartılıyor topraktan anlatmış oldum. Tabii ki bunun bir diğer elde etme yöntemi de ırmaklar vesilesiyle de eski çağda işte kovboy filmlerde de olduğu gibi böyle sallayarak suyun içerisinde çıkartıp cevheri görüp ondan sonra yüksek ısıda tutarak ayırarak da elde etmişlerdir. Ama tabii ki o buralar açısından ekonomik değil. Evet arkadaşlar. Şimdi altının eritildiği sahaya geçeceğiz. Ya buradan şu makineyi izle zaten. Sanki bununla ilgili bilgi vermiştik. Evet. Onunla ilgili sorular sorsan bir kuyacağız. Sınav gibi olur ya. Hocam şimdi genel durum aslında burası bir toprağın, topraktan gelen bir şey, bir cevherin en son geldiği hali. Hep ben böyle diyorum. Bir insan topraktan geliyoruz biz de. Eğer iyi değerlendirirsek bir altı hale dönüşürüz herkese. Bu çok güzel çalışma. Çok büyük bir organizasyon. Hepimizin sayesinde oluyor bu. Hepimizin her zaman parçası var. O yüzden herkese teşekkür ediyoruz. Bunu şöyle olarak değerlendiriyorum. Buradaki üretilen cevher karşısında altı direkt devlete veriyor. Devletimiz alıyor. Dert biz bunu gönderiyoruz Merkez Bankası'na. Merkez Bankası bunu alıyor. Ve değerli bir TL aslında bir TL bir matbaa karşısında devlete altı olmuş. Bu çok faydalı bir maden. Onu her zaman söylüyoruz. İnşallah biz sonuç biraz başlarız dediğim gibi. Şu an 45 olan devlete. Şu an şey yapacak. Bir iki dakika karıştırılacak. Şu an karıştırıyor artık. En son kıvamına bakıyor. Daha sonra bunun dökümü başlayacak. İçeri dökümünden sonra şimdi burada oluşan şeyden dolayı gaz ısıtmadı. Size oraya almak istemedik. İşte bittikten sonra dökümden sonra soğuduğunda altın. Altın biraz dole. İçinde altın ve gümüş ihtiva eder. %65 altın çıkar. %35'lik gümüş olur. Şu an dökümü görebilirsiniz. Şu an dökümü görebilirsiniz. Görmez mi? En aşağıda bir mantık olacak. Evet. Onun altını farkına alırsa bakın size şu altın geriye bakın. Onun bir farkı en az şey atık malzeme değil mi? Evet destek altın. Parlayanlar. Parlayan o böyle altının ışığını fark edersiniz. Altın kanatında parlayan tek maden. Ha oğlum. İşte, bak şu an parlıyor mesela bakın. Çok incecik parlar böyle. Beyaz bir amaç oluyor. Evet. Çekiyorum atarım videoyu. Bu aslında ülkemizin gururudur yani kesin. Evet harika bir şey. Ve bu maden en az siyanür kullanan, 50 ton 50 miligram kullanan ve tek ilk defa yaptığımız yapılan madendir burası. Bu maden İzda tarafından yapılmış, bir Türk firması tarafından da tamamen Türk firması haline getirilmiştir. Soğutacaklar biraz sonra. En hızlı ısınan, en hızlı soğuyan cevher, çok iyi iletken, bunu size süper iletken diyoruz. 1600'e kaynayabiliriz. Şimdi kendi kere soğuyacak, şu an donacak. Yani çok hızlı ısınır, çok hızlı soğurlar. İletken çok hızlıdır. O yüzden altına iletken yapmak en mantıklı. Tekrar tabii bir muameleden daha geçiyor. Sapa altına. Refüreden sonra bu 24 ayarlarınız ayarlar dönüşecek. Şu an içinde hem altın var hem gümüş var. Gümüş de var. Kararan kısım. O gang mineraliz. Yani bizim içinde bulunan diğerleri. Pasası yani şeyi. Bu madende altından başka bir şey çıkıyor mu? Gümüş var. Altın gümüş var şu an. Bu aslında bunun dore. Onu dağılıyorsunuz ama. Efendim? Onu dağılıyorsunuz. Tabii. Yani. Evet. Ama o tabii çok küçük kalıyor burada. Genelde. Birinin 31 gramı birinin 1900 dolarken diğerinki 20 dolar. Yani çok büyük fiyat farkı var. Zaten şu an bakın mesela çok güzel parlıyor. Artık. Alttakiler de altın yok. Evet. Altı soğumadı zaten dikkat ederseniz. Bakın hala sıvı. Soğumuş olması lazım anında. Soğumadığına göre. Bu herhalde 10-11 kilo gibi falan denk geliyor. Alttakiler değil. Altın yok. O donmadı. Şimdi bakın bir sigara. Sigara çok güzel. Toplam. Alttaki de mi altın yok orada yok. Orada yok. En altta en başta en hızlı kere o. Yoğunluğu düşük. En hızlı o gibi. Yoğunluğu var olan yukarı kalıyor. Altının yoğunluğu 19. Orada yok. O siyah ne? Çuruk uçta. Çurukları. Pazar dediğimiz çuruk çıkıyor.
Bakın dondu bile artık. Bak işte dönecek pat edecek düşecek. Diye donmadı ama. Süper iletken. Bir tane kalıp 19 olur. O yüzden bir damacanadır. Hatta hep bunun giyiyor. İki parmağını alabilene helal olsun diye. Bir, şimdi fark edeceksiniz aldığınızda biraz soğusun ve temizlensin. İşte çapak gibi çünkü onları. Altı gittiler altınları görmeyelim. Elinize alıp yani eliniz kadar olan bir şey verin. 19 yolu düşünün. Çok ağır bir şey. Bak ne fark etti şimdi fark etti. İçeriye geçemez. Buyurun çaklar. Buyurun içeride. Kapıyı açsınlar. İçer sadece sıcaklık var değil mi? Başka bir şey yok. Şu rengi bile çok güzel. Her şey tertemiz orada abi. Burası çok temiz. Burası da atanın aslında temiz. Şu cevherler ne oluyor bu en son? Bunlar ne oldu? Bunu alamıyoruz. Güzel, yani çok güzel. Şey, yani. Çok değil. İki cevher bir gram. Altının dışında çıkan gümüş arkadaşlar bunlar. Yerlere dökülüyor. Yok, hemen yapmaz açısından. Dokuz al. Zaten sıcaklık kaç derece olduğu belli zaten ona. Ben bir bakmak istiyorum ya. Bir bak şöyle içine bakamıyor zaten. Orada altını soğutuyorlar şu anda, zülfünden ayıracaklar. Özel giysi elbiseler var, sıcağa karşı duyarlı. Çok aşırı şekilde sıcaklık var kazanında. Orada altın artık çıkıyor. Şu anda sonradan da zımpara diyeceğiz buna. Onlar zımparıyorlar en sonunda. Elinize koyun. Şöyle bir şey, fırsat gibi bir gandır. Bu aynı. Sağ olun. Şunu bir de biz alalım ya. Tutamazsın, tutamazsın. Tutarım ya, ne diyorsun ya? Altın olur da ben tutmaz mıyım ya? Hadi elimde altın. Altın ve gümüş karışımı elimde. Bak şimdiden geçti elime. Gelmişim. Evet. Efendim? Evet, hadi arkadaşlar. Yok. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, altını teslim ettik yerine. İnşallah nasip eder. Hem de zülfleri kaldı. Bunları tabii zımparalayacaklar. Şunlarla zımparalanıyor. Şunla da parlatılıyor şu aletle. Şunla da hava püskürtülüyor. Şurada suda yıkanarak tam parlak alıp. Ve orada da yayınma son veriyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu özel bir yayındı. Herkesin dünyanın talep olduğu akıllı.